Anne, dondum. Kalorifer peteklerini biraz daha mı açsak? Açayım. Ha? Ayol, bunlar bal peteği. Affedersin. Arı Süreyya'ya şaka yapmıştım. Düzeltmeyi unutmuşum. Niye bal olmuyor bu petekte? Aferin Necati. Neyle ısınacağız şimdi bu soğuk kış gününde? Yakacak odunumuz da yok. Üçgen peynir var bende. İç açıları 180 derece diyorlar. 180 derece bayağı iyi bir sıcaklık bence. Necati abi, soğuktan kulakların titriyor. He? Soğuktan değil. Kulakların bozacı algıladı. Sessiz olun. Necati, bozacı gelse duyardık herhalde. Bağırırdı böyle. Bozar! Necati, içerisi soğuyacak. Kapat şu camı. Ha? Çayına buz isteyen var mı? Sağ ol kardeş. Oldu bu iş. Necati. Ha? Neler oldu? Necati abi, ne yapıyorsun? Ama... Kimse ses çıkarmasın. O bozacıyı bugün duyup yakalayacağım. Ama sen de konuştun şimdi. Şşş, tamam, anlaşıldı. Ben kendimi şşşleyerek gidiyorum. Boza! Boza mı? Hıva! Necati, kabuğumun üstünde takılı kaldım, dönemiyorum. Bu bir kaplumbağanın korkulu rüyasıdır. 48 saattir gelen giden yok. Yardım et! Boza! Boza boz! Bozacıyım ben ve fısıldıyorum. Uhu! Üzgünüm Peyami Baba. Bu sefer bozacıyı kaçıramam. Neredesin? Neredesin? Bağırma, buradayım. Necati, yakalayabildin mi bozacıyı? Bozacıyı mı arıyorsunuz? Ne yöne gittiğini biliyorum. Ama söylemeden önce gofret isterim. İyi de Tanju, sen zaten bir gofretsin. Daha mutlu olamam. Şu yöne gitti. Remzi, bu hızla giderseniz yakalayamayız bozacıyı. Biz güverciniz Necati. Uçabiliriz ama koşmayı tercih ederiz. O zaman uçan bir şeye dönüşün. Mesela uzay mekiği. Kelebek olur mu Necati abi? Necati abi, uyan. Ne oldu abiye? Ne olacak? Seni kovalarken şekeri düştü. Boza uykusuna girdi. Ha, boza demişken. Boza boz. Bozacı. Boza uykusu mu? O da ne? En son kebabın yanına şalgam bulamayınca bor havuç kovalamıştı da şalgam uykusuna yatmıştı. Bu nasıl hikaye? Hadi Necati abiyi içeri taşıyalım. Soğuktan donacak yoksa. Olmaz. Hareket ettirirsek sonsuza kadar boza uykusunda kalır. Ben çözümü biliyorum. Kulaklarından tutup halay mı çekeceğiz? Oğlum, sen de Necati abin gibi saçmalamaya başladın. Azıcık mantıklı ol. Sen halayı bir köşede çekeceksin. Ben de Necati'ye sesleneceğim. Hey hey hey! Necati, beni iyi dinle. Hey hey hoppa! Uçarak halay çekiyor. Helal olsun. Necati, beni iyi dinle. Şu an boza uykusundasın. Yani rüyadasın. Ben de niye tek tekerlekli bisikletim diyordum. Normalde iki tekerim ben. Uyanabilmek için bozacıyı bulup bozasından içmen gerekiyor Necati. Acele etmen lazım. Yoksa soğuktan donacaksın. İyi de bozacı çoktan kaçtı. Necati abi, görmüyor musun? Kontrol sende. Unutma, rüyadasın. O bozacıyı yakalamak için istediğini yapabilirsin. İlk işim düşünüyor gibi yapmak olsun. Bu benim kolum değil. Ben gofreti yiyince bu kadar kaldım. Bir el atsanıza. Umarım Necati boş işlerle uğraşmadan bozacıyı arıyordur.
Neler oluyor? Başlattığım halay akımı internette gündem oldu baba. Şimdi kendimize oynayacak düğün arıyoruz. Gecikirsen bekleme. Hey hey hey! Şimdi de buzdolabı oldun Remzi. Necati. Dur dur. Madem rüyadayım her şeyi deneyeceğim. Hoppa. Bak pil oldun. Pil Remzi. Necati bir şey unutmuyor musun? Civciv Remzi. Cik 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 cik. Ayı Remzi. Lan baba. Araba Remzi. Aslan Remzi. Bir dakika sen zaten aslansın. Necati yapman gereken bir şey var. Hatırlaman lazım. Ama yapılacaklar listemdeki tüm görevler yapılmış görünüyor. Dedene şiir oku. Kaşarlı pideleri parka götür, sıvı sabunları katı hale getir. Ne unuttum acaba? Boza boz, boza. He? Bozacı Beşiktaş Kadıköy vapuruyla kaçıyor. Jet uşak ol Remzi. İşte böyle, atlayın. Uçsana Remzi, çabuk. Boza boz, boza boz, boza, boza boz. Yakalamak üzereyiz. Yakalamak mı üzereyiz? Necati Bozacı'ya yardım etmeyi bırak, hayal gücüne hakim ol. Ne yapayım? Kontrol edemiyorum kendimi. Dikkat et. Kabuğumun üstüne takıldım. Bir daha dönemem. Kebap siparişi eden oldu mu? Burası Kanarya Apartmanı 6B değil mi? Yok, burası Güvercin Apartmanı. Orası yandaki çam ağacına giderken soldaki dalda kalıyor. Pardon, yanlış gelmişim. Bakın, Bozacı. Sonunda bizden kaçabileceğini anladın demek. Çabuk, Bozan'dan içmem lazım. Olmaz, leblebim kalmadı. Leblebisiz Boza servis edemem. Zaten sizden kaçmıyordum. Leblebiciyi kovalıyordum. Demek yumurtadan çıktınız. Kebap söylemiştim, geldi mi? Oo, güvercin yuvası buldum. Akbaba saldırısı. Çok beklersin. Bozacı? Bozacı! Olamaz. Leblebi uykusuna daldı. Kadriye çok dayanamayacak gibi. Bir şeyler yapmamız lazım. Çabuk halay çekin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Tey, tey, tey. Beni iyi dinle Bozacı. Leblebici nereye gittin? Burada da yok. Burada ne arıyorsun Bozacı kardeş? Leblebici'yi aramak için dünyanın tepesine, Kuzey Kutup Dairesi'ne çıktım. Buradan bakıyorum. Sen nesin? Boza bir donuyum. Neyse karıştırma konuyu. İyi dinle beni. Şu an rüya görüyorsun. Leblebi uykusundasın. Eğer uyanmak istiyorsan leblebiciyi bulup leblebisinden yemelisin. Boza bidonunun söylediği her şeye güvenirim. İşte leblebici. Atla. Bu senin rüyan. Her şeyi kontrol edebilirsin. O yüzden sakın kabuslarını düşünme. Sakın düşünme. Sen öyle deyince düşünesim geldi. Durduramıyorum kendimi. Kabuslarım aklıma geliyor. Ne tatlıymış bunlar. Bunlardan mı korkuyorsun? Leblebici portala girdi. Çabuk kurtulalım şu tavşanlardan. Anneciğim! İşte orada. Leblebi Sarayı'nın içine girmiş. Bu bir Leblebi Sarayı. Neden çölde kar yağıyor? Halay içimizi ısıtır sanmıştım. Hadi Necati, başarabilirsin. Burada kimler varmış kimler? Hadi Bozacı, yapabilirsin. Pardon. Leblebici ya da Bozacı değilseniz içeri giremezsiniz. Çok özür dilerim. Lütfen kızmayın. Biraz özgüvenin yerinde olsun adam. Sen buranın koruyucususun. İşte Bozacıyım ben. Girebilirim. Öyle mi? Madem öyle bir Boza diye bağır da görelim Bozacı mısın değil misin? Eyvah. Bozacı. Boza boz. Boza. En başından beri merak ediyorum niye bağıramıyorsun Boza diye. Yoksa akord etmek mi lazım seni? Dur yapma dur. Telim koptu. O yüzden değil. Özgüvensizim ben.
aynı şu beyaz leblebi gibi. Bağıramıyorum işte. Kendime güvenemiyorum. Çünkü utanıyorum. Şu beyaz leblebinin rüyasına girelim. Orada her şeyi çözeceğim. Nasıl gireceğiz rüyasına? Aynı anda uyumamız lazım. O iş bende. Niddide yavrum ninni. Niddide yavrum ninni. Ninni ninni ninni. Nerede bu rüyasına girdiğimiz beyaz leblebi? İşte burada. Kendisini bir Antep fıstığı olarak görüyor. O yüzden Antep'teyiz. Şimdi bir planım var. Şimdi ikiniz de özgüveninizi geri kazanacaksınız. Ezberlettiklerimi bağırın bakayım. Ben bir leblebiyim ve bundan utanmıyorum. Boza! Bozam var! Daha yüksek. Ben bir leblebiyim ve bundan utanmıyorum. Boza boz! Daha yüksek! Daha yüksek! Ben bir leblebiyim ve bundan utanmıyorum! Utanmıyorum! Bozacı! Boza boz! Artık kendimle barışım! Artık özgüvenim var! Bozacı! Boza boz! Ha? Sen gerçek bir bozacısın! Gir bakalım içeri. Buyurun, buraya kadar geldiyseniz istediğiniz leblebi sizindir. Sarı mı beyaz mı? Hangisinden yesem? Acele etme canım. Hiç soğuk değil çünkü. Boza bir donum donacak. Sen oradan karışık ver. Ay 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 ay. Boza boz. İşte bu. Çabuk bana boza ver. Ama olmaz. Leblebiyi rüyamda yedim. Yanımda leblebi yok ki. Unuttun sanırım. Bu benim rüyam. Her şeyi kontrol edebilirim. İşte sana bir sürü leblebi. Neler oluyor? İşte. Boza boza. Nom 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 nom. Uyandım. Boza. Remzi. İmdat. Neler oluyor? Uyandım işte rüyadan. Beni kandırmadın ve öylece sürtüntü bıraktın. Bir kaplumbağaya yardım etmemenin cezası çok büyüktür. Çok pişman olacaksın. Baba! 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 Uyan! Boza boza diye sayıklıyordun. Cam açık kalmış, üşüteceksin. He? Bu benim rüyam mıydı yani? Boza yok mu şimdi? İstiyorsan bir bardak dökeyim Peyami baba. Nasıl olsa rüyalar bitti. Bizimkiler yukarıda piknik yaparken bizim bu mağarada ne işimiz var canım? Belki bu mağaranın içinde bir adet tarih öncesine ait dinozor fosili bulabiliriz. Bence bulamazsınız. Sen öyle san. Bak duvarda tarihi yazılar var. Keşke herkes Necati kadar muhteşem olsa. Bence pek tarihi bir yazı değil. Necati abi yazmış herhalde. Peki bu parlayan şey, ondan bir şey çıkar mı? Evet, bunca zaman burada kalıp parladığına göre çok değerli bir taş olmalı. Eğer çok önemli bir taş olsaydı, havaya doğru tuttuğunda arkasından ışıklar çıkar ve korkutucu bir koro sesi gelirdi. Evet, çok değerliymiş. Şakir, topu bana yolla da bir hareket göstereyim sana. Yakala baba. Nasıl hareket ama? Topsuz hareket yapacaksan niye topu istedin ki? Rakiplerimi şaşırtmayı severim. Verin verin, ben de bir hareket yapacağım. Çok güzel patlattım ama. Hey, bakın ne bulduk. Vay, havalı bir taşa benziyor. Ay ne de güzel parlıyor. Bakın, patlak toptan şapka yaptım kendime. Sen de küçükken böyle yapar mıydın Şakir? Ben küçüğüm zaten. Şaka yapıyorsun. Sen benden büyük değil miydin? Kapu kapu! Yüksek sesle bağırmak! Bu çok iyiydi Necati abi. Beni övün! Herkes beni övsün! Yeter artık! Burada hiçbir şey çalışamayacak mıyım? Keşke ıssız bir adada olsaydım. Biraz daha sucuklu yumurta var. Kim ister? Ben!
Necati'nin sesi miydi o? Evet! Necati'nin hayaleti geldi eve. Sucuklu yumurta sihri yapmadan gitmiyormuş. Benim ayağımı kim ısırıyor? Sucuklu yumurta derhal gelmezse her 10 dakikada bir herkesin ayaklarını ısıracağım. Çabuk şuna yumurta verin. Ayaklarım yeniyor. Necati! Çık çabuk masanın altından. Düzgün otur şu masaya. Kızarsın diye saklandım Kadriye. Sürekli sizdeyim ya. Ay ne yapayım? Kovuyorum gitmiyorsun. Evet gitmiyorum. Sen de haklısın. Canan nerede? Kapısını da o kadar çaldım halbuki. Canan bu saate kadar uyanmadı öyle mi? İnanmam. Gidip kendi gözlerimle görmem lazım. Canan. Canan. Ha? Anne, baba. Canan burada yok. Canan. Nasıl yok? Nereye gitmiş olabilir ki? O bulduğu mücevheri hiç gözüm tutmamıştı zaten. Belki o bir şey yapmıştır. Bu gizemli olay karşısında ne yapmalıyız peki? Seçenekleri sunuyorum. A. Mirket'e gidelim. B. Kendi kendimize çözmeye çalışalım. C. Ben C şıkkı mıyım yani? En son seçenek ben miyim? Bence sevinmelisin. Çünkü seçenekler arasında adım vardı. Bana kalsa lömpen lömpen dansı yapmalıydın. O bahsettiğiniz mücevher bana bir şeyleri hatırlattı. Çabuk bana yardım edin. Şu kitapları indirip aramaya başlayalım. Mutlaka bu mücevherle ilgili bir bilgi olmalı içlerinde. Buldum. İşte burada. Kitap değil o, dürümcü broşürü. Ver bakayım anlarız. Hop. Evet doğru. Dürümcü broşürü bu. Buldum. Bakın buradaki resim mücevhere tıpatıp benziyor. Bakabilir miyim Şakir? Teşekkür ederim. Haklısın. Bu Maya mitolojisindeki sihirli mücevher. Adı da Kartal Gözü. Efsaneye göre bu mücevhere sahip olan her kimse dilediği her şey olurmuş. Mücevher de Canan'la gittiğine göre geriye tek çaremiz kalıyor. Evet. O da dürüm sipariş etmek. Ay! Broşürde kaldı telefon numarası. Burada bir şey daha yazıyor. Kartal gözünden bir tane daha varmış. Bu iki taş daima birbirine gitme eğilimi taşıyormuş. Peki diğer taş neredeymiş? Okyanusta Bıcı Bıcı adlı ıssız bir adada. En son burada görülmüş. Mücevher Canan'ı oraya göndermiş olmalı. Kesinlikle. Oraya gitmenin bir yolunu bulmalıyız. Bunu yapabilecek birini tanıyorum sanırım. Düşün peşime. Düştüm ama peşine değil. İşte çocuklar, size bahsettiğim usta kaptan. Dursun. Evet, bence de dursun. Dur artık. Ramzi, hoş geldin. Hoş bulduk Dursun kaptan. Bunlar komşularım ve oğlum. Merhaba Tayfa. Ben kaptan Dursun. Merhaba, ben de Filden Necati. Merhaba kaptan abi. Baba, bu kaptan biraz garip gibi değil mi sence de? Bu kim Ramzi? Yeni bir çomu. Kaptan Dursun benim şimdiye kadar gördüğüm en iyi kaptandır. Söyle bakalım Ramzi, hangi rüzgar attı seni buralara? Lodos. Mümkün değil. Lodos güneyden eser. Dur şimdi, bırakın Lodos'u Meltem'i. Evet, karayel'e gelelim artık. Karayel mi? Tayfa, çabuk yelkenleri açın. Eyvah, kaptan çıldırdı. Bir şeyler yap baba. Şşt, Dursun kaptan. Bizi ıssız bir adaya ulaştırman lazım. Bu çok önemli bir görev. Kızımın hayatı tehlikede olabilir. Siz hiç merak etmeyin komutanım. Hangi adaya gidiyoruz? Salih Bey, bir daha adayı gösterebilir misiniz? İşte kaptan, burası. Bıcı Bıcı Adası. Aferin, güzel rota çizmişsin. Beni de çizsene bir ara, yakışıklı olsun şöyle. Ya da çizme saçım çok kötü bugün. Hadi atlayın güverteye. Bizi ne kadar sürede oraya götürebilirsin kaptan? Yaklaşık 7 saniye. Yok artık. Bu mümkün değil. Bıcı Bıcı Adası büyük okyanusta. Gerçekten de bizi 7 saniyede götürebilir misin Dursun? Elbette. Hadi götür o zaman. Gerçekten de geldik. Vay canına. Bu kadar çabuk geldiğimize inanamıyorum. İşte geldi. Dursun kaptan şimdi de bizi 7 saniyede dürümcüye götürür. Götüreyim mi? Bak götürürüm ha. Hayır. Buraya Canan'ı kurtarmak için geldik. Onu almadan hiçbir yere gitmiyoruz. O zaman ben gidip geminin orasını burasını kurcalayayım. Burası da ne böyle? Gemi değil, uzay gemisi sanki. Kaç vites acaba bu gemi? Şu kol vites koluna benziyor. Çekelim.
Kesin Necati abi bir şey yaptı. Kesin ben bir şey yaptım. Yazık kaptan, köşkünü izinsiz girersin sen. Oho, bilmiyordum. Kaptan köşkünü izinsiz yemedim ben. Bir saniye, bu davul sesleri de nereden geliyor? Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Yakından olsa hiç hoş olmaz. Dandırı dandırı. Sanırım bu oda sandığımız kadar ıssız değil. Bakın, yerliler. Hadi yakalayın şunları. Hadi durmayın, kaçın. Koşun, daha hızlı, yaklaşıyorlar. Koşuyorum komutanım. Aç karnına koşamıyorum. Bizden kaçabileceğinizi mi sandınız? Ya ben bir ara sanmıştım. Sonra sanmadım. Sonra tekrar sanmaya başladım. Sonra yine sanmadım. Sanmak kelimesi çok ilginç değil mi? Hadi bunları götürelim. Ne yapmamız gerektiğine liderimiz karar verecek. Buradan çıkmamız lazım. Biz bu haldeysek canan kim bilir ne haldedir. Ne yapıyorsun sen Necati abi? Beyin güçlerimle kafesin borularını bükmeye çalışıyorum Şakir. Gitti canım gibi. Hepsi bu fil yüzünden. Üzerime gelme kaptan. Seni de bükerim, beynimle görürsün. Bu sesler de neyin nesi bilmem ki. Hey gardiyan, gardiyan. Bu sesler de neyin nesi? Yeni kabile kraliçemizin taç giyme töreni yapılıyor. Beni burada tutamazsınız. Hey gardiyan, telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Al. Hop. Sağ ol, güzelmiş. Bizi ne zaman buradan çıkaracaksınız? Çıkmaz ayın son çarşambası. Yani 22'si falan mı? Haftaya mı? Dalga geçiyor baba bizimle. Taç giyme töreni bitti. Hadi yürüyün bakalım, kraliçemiz sizi yargılayacak. O kim ki beni yargılıyor? Babam beni yargılamadı şu hayatta. Bir fiske dahi yargılamadı. Umarım bizi serbest bırakır. Siz merak etmeyin. Konuşma işini bana bırakın. Ben halledeceğim. Sayın kraliçe. Ben yalnızca çocuğunu arayan bir babayım. Siz çocuğunu kaybetmek ne demek bilir misiniz? Bilir misiniz? Söyleyin lütfen. Baba. Sözümü kesme oğlum. Kraliçem, siz söyleyin, bir baba kızı olmadan ne yapar? Remzi. Durun, saygıdeğer kraliçe. Baba? Ne var baba baba? Canan? Canan? Kabile lideri sen misin? Evet benim. Buraya ışınlandığımda yanımdaki mücevheri görüp aldılar benden. Burada başka bir mücevher daha varmış. Sonra da tam beni ejderhaya yem edeceklerken bir baktılar ki çok zekiyim ve mantıklı hareket ediyorum. Benim yöneticileri olmam gerektiğini söylediler ve kabile reisi yaptılar. Canan, benim zeki evladım. Zeki evladım dedi. Sen nesin düşün artık Şakir? Hohohoy! İnanılmaz bir macera yaşamışsın Canan. Biz de başına bir şey geldi diye çok telaşlanmıştık. Ben de sizi çok özledim. Hemen eve dönmek istiyorum. Buraya nasıl geldiniz? Dursun kaptanın gemisi sayesinde. Yalnız ufak bir kaza sonucu gemimiz kullanılamaz halde. O kolay iş. Muhafızlar, hemen kartal gözlerinden birini getirin. Onları serbest bırakıyorum. Kartal gözü gücü! Ben de artık kabile liderliğini bırakıyorum. Ama olmaz, biz lidersiz yapamayız. Yapabilirsiniz. Siz güçlü bir halksınız. İsterseniz her şeyi başarabilirsiniz. Öyle mi düşünüyorsunuz hakikaten? Tabii ki. Ve son olarak da şunu yapmanız sizin için iyi olur. Pısır 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 pısır. Pısır pısır mı? Ay pardon, şunu diyecektim. Neyse, tamam. Hadi gidelim babacığım. Canan, ne söyledin onlara? Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz. Sonra da bunu güzelce kutlayacağız. Oley! Evet, bu yolculuk bayağı bir karnımı acıktırdı. Sen merak etme Necati abi. O işi ben kartal gözünü geri vermeden önce hallettim. Şimdi gelir siparişler. Geldi işte. Sen aklınla bir yaşa Canan. Türüm gücü! Sen yemeyeceksen yerim. Evet, yemeyeceksin galiba. Boş boş bakmandan belli.